Şehit Asubay Kıdemli Üst Çavuş Yavuz Gökhan Şahin'in naaşı önceki gün Çanakkale'ye getirildi. Şehidin naaşına Çanakkale Havaalanı'nda Vali Hamza Erkal, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Lafzeki Kaymakamı Tahir Şahin, Lafzeki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Özden ve şehidin ailesi karşılamıştı. Şehit Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Yavuz Gökhan Şahin'in naaşı öğle saatinde askeri hastaneden alınarak Şehitler Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, askeri ve mülki yetkililer, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. İman, insanlığa güven getiren. Eğer iman güven getirmiyorsa, eğer iman emniyet getirmiyorsa, o iman Allah'ın bizden istediği iman değil kardeşim. Kendi kendine toplumların ürettiği uydurma bir iman. Birbirimizi hiç kandırmayalım. Şehit Astsubay'ın dün ise Gata'da oğlu dünyaya geldi. Şehit Astsubay'ın oğluna vasiyeti üzerine Aziz ve kendi adı olan Gökhan ismi verildi. Torunun ve gelininin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Şehit Astsubay'ın babası Muharrem Şahin şunları söyledi. Gelin kızımız da rahatladı. Onun evlat olmak. Tabii. Allah razı olsun. O da metanetle karşıladı. Abi, sağ olun. Sağ olun. Torunum herhalde dünyaya geldi. Evet, torunumuz da dünyaya geldi. Acının yanında bir Allah bir nazı bir verdi. Tatlıya inanıyoruz. Her şey Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Hayırlı şerde. Ne zaman doğdu? Dün 3.30'da SSD namayette Gata Askeri Hastanede Gata'da. Hepsinden Allah razı olsun onlar. Teşekkürlerimizi iletelim sayenizde. Gelinimiz de iyi. 2-3 saat o da yoğun bakımda kalıp çıktı. Allah bir oğlumuzu aldı, bir oğlumuzu verdi. Gelmek istediler, biz bekledik onları. Yani gelse yolda bir ambulans arızası olsa, bir trafik kazası olsa, her şey anlık bir şey. Tamam, her şey takdirlahi ama biraz da tedbir de gerekli. Tedbirimizi aldık, doktorlarımızı dinledik. Onlar da sağ olsun, hepsi yardımcı oldu. Sezer'ini ameliyatla aldılar. Sağlık durumları. İsmini koyabildik. İsmini Yavuz Gökhan'da babasının ismi. Babası Aziz, yani sevgili üstünlükler, inançın olan bir insan diyor. Aziz ismini kendi istemiş, Utku'yu eşi istiyor. Artık babasının ismi de yaşasın diye kendilerine de bir teklif ettik ama her şeyi en son kendi kararına bıraktık. Annenin hakkı daha büyük. Bizlerden ziyade, anne, babaanne, dededen ziyade anne hakkı daha büyük diye düşündük. Ve babamız kendisine teklif ediyor, abla ne düşünüyorsun deyince Aziz Gökhan olsun diyor, inşallah oğlumuzun ismi torunumuzda yaşar. İnşallah onun emri olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ederiz. Şehidin kardeşi uzun süre abisinin tabutu başında gözyaşı dökerken baba Muharrem ve anne Fatma Şahin'in yakınları teselli etti. Anne Şahin bir ara oturduğu tekerlekli sandalyeden kalkarak oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Yavuz Gökhan Şahin için Şehitler Camii'nde öğle namazını mütakiben cenaze namazı kılındı. Allah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. El-Fatiha. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun efendim. Namazdan sonra helallik alındı. Şahin'in naaşı askeri katafalka konularak cenaze marşı eşliğinde hastane bayırı şehitliğine götürüldü. Maddi ve manevi haklarınızı kardeşimize ve kardeşimize helal ediyor musunuz efendim? Helal olsun! Helal olsun! Helal olsun! Helal olsun. Kabirlerin cennet olsun, nur olsun inşallah. Rabbimiz ülkemize, devletimize, milletimize olsun ve afiyet etsin. Cenaze geçişi sırasında vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
Şehit Yavuz Gökhan Şahin burada gözyaşları içinde toprağa verildi.